Ama bunu söylemiş olayım en azından. Bir şey be, ben dublör de istemedim, hallederim diye işte bir erkeklik yaptık. Bu tuzak bir soru galiba. Yani bu yetenek olmayabilir gerçi. Ben bayağı duygusal olduğunu düşünüyorum galiba ya. İşte o korkunca ben daha da korktum. Öyle başladık ama gayet güzelle geçmişti yani. Merhaba, ben Berk Bakioğlu. Sizden gelen bu güzel soruları en içten şekilde cevaplamaya geldim. Hazırsanız başlıyorum. Karakterini 3 kelimeyle tanımlayabilir misin? Şımarık, kibirli ama bir o kadar da duygusal. Yani bunu sonra göreceksiniz ama bence bir o kadar da duygusal. Sence Ayaz nasıl biri? Egosu var, hayatı tamamen laylalom yaşayan bir çocuk. İçi dışı bir diyemeyeceğim çünkü içinde yaşadığı çok başka duygular olduğuna inanıyorum. Ben bayağı duygusal olduğunu düşünüyorum galiba ya. Ayaz ile benzer yanlarım var mı? Ya şimdiki hayatımda aslında böyle bir şeyim yok. Bundan 3-4 yıl önceki Berk'i sorsak mesela, aynı soruyu Ayaz'ı da koysak karşımıza, benzer yanlarım çok fazla vardı. Çünkü benim hayatımda şöyle bir şey vardı. Ben de aslında içimde farklı bir şey yaşayıp dışarıya bunu farklı yansıtan bir insandım. Ama hayatımın son dönemlerinde artık böyle yaklaşmıyorum olaya. Yani içimde ne hissediyorsam bunu gayet dışarıya çok güzel bir şekilde bırakabiliyorum. Ayaz'da bu durum biraz daha tersi. Ayaz içinde yaşadıklarını dışarıya pek vuramıyor. Yani kendine çizdiği bir maskesi var. Bir karakteri var. Öyle de devam ediyor hayatına. Ayaz'ın en çok hangi huyunu, özelliğini seviyorsun? Ya dobra olmasını seviyorum aslında. Her ne kadar daha demin şey dediğim gibi, yani içinde yaşadığı başka bir şey olsa da ben Ayaz'ın direkt dobra olmasını çok seviyorum. O an içinden ne geliyorsa hani direkt söyleyebiliyor. Düşünmesine gerek kalmıyor. Lak diye direkt söylüyor bence. Bu da benim gayet sevdiğim bir huyu. Ayaz karakterine hayat verirken ilham aldığın biri var mı? Var. Yani 3-4 yıl önceki kendim. Kendimden ilham aldım. O içinde yaşadığı çocuğu bırakıp dışarıya yansıtan Berk'ten ilham olarak bugünlere çıkardım. Berk olarak kimden, neyden en çok ilham alırsın? Ailem, arkadaşlarımdan ilham alırım ama ben en çok doğadan ilham alırım. Yani o doğanın bitmek bilmez olan büyüsü, hayvanlar, sonbahar, kış, yaz, bunların döngüsü. Aslında bize bütün her şeyin cevabını veriyor ve ben en çok doğadan ilham alırım. Kardeşlerim var mı? Kardeşlerim var. Bir tane kardeşim var. O da 7 yaşında. Pek kardeşi gibi göremiyorum ama hani aramızda yaklaşık 18 yaş var. Adı Poyraz. O var. Yani iki kişiyiz. Acayip bir satanın oğlu mu? Ya yani bu kadarcık kısa bir sürede maalesef ki oldu. Yani maalesef derken şunu söylemeye çalışıyorum. Bir gün kavga sahnesi çekeceğiz. Benim de galiba ikinci ya da üçüncü günüm olması gerekiyor. İşte ben sete gittim. Her şey çok yolunda. Ve sete gitmeden önce de evde de kendime gayet güzel bir yemek hazırladım. Dedim sağlıklı besleneyim, öyle yapayım, böyle yapayım. Sete gittim. Karavanda oturuyorum. İşte Yazgı yanımda. Yazgı da o gün şarkı söyleyecek. Ona çalışıyor böyle gayet enerjik bir şekilde. İşte kuaför Serkan abi saçlarımı yaparken bana bir anda terleme gelmeye başladı. Ama yani böyle bir şeyler oluyor, hissediyorum. Yani bedenim farklı bir tepkiler vermeye başladı. Ne oluyor falan demeye kalkmadan ben karavandan bir anda kendim attım. İşte orada bir şeyler oldu. Midem bozulmuş benim. Sonra nasıl olacak, nasıl devam edeceğiz falan noktasındayım. Sağlıkçımız geldi, iğne yaptı falan. O iğne yaptıktan sonra sette de şöyle bir şey yaşanmaya başladı. Tamam hani mide bulantım, zehirlenmişim ben, mide bulantım falan geçti ama benim bu sefer uykum gelmeye başladı. Ve bu sağlıkçı bana söylemişti, Berk uykum gelebilir. Şey Yazgı şarkı söyle, ben bir süre sonra şöyleydim. Ya kendimi yükseltmeye çalışıyorum ama onu bir şekilde başarmıştım. Bu benim için en acayip set anım olmuştu yani. Yani daha çok kısa sürede bunların hepsini yaşadım maalesef. Setin en düzenlisi. Setin en düzenlisi. Ya bence Berk Ali. Berk Ali benim aynı zamanda 5-6 yıllık bir arkadaşım. Hayatı da çok düzenlidir. Yaptıkları da çok düzenlidir. Kılık kıyafeti de çok düzenlidir. Belki daha düzenli biri vardır bilmiyorum ama şu an benim için Berk Ali. Setin en gecikeni. Bu tuzak bir soru galiba. Yani ben kimseyi görmedim. Yani geciken kimseyi görmedim. Setin en tez canlısı. Cihan demek istiyorum. Ya bence şu anlık Cihan en tez canlısı. Sette seni en çok kim güldürür? Genelde benim sahnelerim Yazgı'yla oluyor ya da Atakan'la oluyor. Yazgı'ya çok gülüyorum. İyi bir enerji yakaladığımıza inanıyorum. Atakan'la da şöyle bir durumumuz var. Aynı karavanı paylaşıyoruz ve çok ortak noktamız olduğunu, oyunculuğa bakışımız, hayatımız, hayatımızda yaşadıklarımız çok ortak olduğu için onun ne hissettiğini çok iyi biliyorum mu, öyle mi hissediyorum bilmiyorum ama Atakan'ın oynarken, bir şey yaparken ne hissettiğini bilebileceğim için en çok ona gülüyorum ben. Hayatta seni en çok güldüren şey nedir? Nasıl diyeyim? Ani, yani buna gülünmemesi gerekiyor ve ben güldüğüm zaman da başıma net gelir. Bu arada belki gülebiliyorumdur artık. Ani düşmeler, böyle bir anlık kazalar ama küçük yani, kimseye bir şey olmayacak yani. Onlara ben kendimi tutamam ya, onlara çok gülerim.
Duygusal olarak zorlandığım bir sahne var mı? Yani tam olarak aslında çok zorlandığım bir sahne daha çekmedim. İlerleyen bölümlerde ne olur bilmiyorum ama sadece yazgıyla beraber bir sahne çektik. Annesinin ve babasının ölümünden bahsediyordu. Çok zorlanmadım ama ölüm konusu beni biraz zorlayan bir mesele. Hayatın son bulması, devamının olmaması. O konularda bazen biraz zorlanıyorum. Gün içinde en çok kullandığın kelime nedir? Aga olabilir. Yani benim için aga bağlaç, nokta, bütün görevleri gördüğü için evet aga, nasılsın aga, ne yaptın aga, tamam aga, öyle aga, böyle aga ya da sadece aga, agayı çok kullanıyorum. En çok nerene ya da neyine iltifat alıyorsun? Biraz zor bir soru gibi ama güzel güldüğümü söylerler. Bilmiyorum yani çok fazla böyle bir şey diyemem ama güzel güldüğümü söylerler. Yani ondan da hoşlanırım yani mutlu oluyorum. Hatırladığın en komik düşme anın hangisi? Ya bunu söylemek istemezdim. Zaten az önce düşmelere çok güldüğümü söylediğim için de rahat bir şekilde söyleyebileceğim gerçi ama bir önceki işimde şöyle bir şey yaşandı. İşte yan tarafta set alanı var. Onlar orada çekim yapıyorlar. Biz de diğer tarafta böyle sessiz sessiz bir şey konuşuyoruz. Ve konuştuğumuz şey bir aksiyon sahnesinden bahsedeceğim. İşte karşımıza görüntü yönetmenimiz vardı. Onlara o anı canlandırıyorum ben. Elimde de bir de çay var. Ayağa kalktım. Abi tam şöyle vururken demeye kalmadan benim ayağım kaydı. Ve üstüme takım elbise, kundura bir ayakkabı. Pat diye düştüm ve kapı da açıktı yani. Bütün set, herkes bana bakıyor ve ben yerde takım elbiseli bir şekilde böyle yatıyorum. Bu benim en kötü düşme anım olabilir. Yani yaşarken kötüydü ama şu an yani dışarıdan biri izleseydim çok gülerdim. WhatsApp'ta yanlışlıkla göndermemen gereken birine mesaj gönderdim mi? Ya illaki göndermişimdir ama böyle çok büyük bir şey olmadı. Ben yanlışlıkla birilerini arıyorum gerçekten. Yani bir gün yine bir setteyim. Hasan abi diye biri var kostümde ve bir şey gelmiyor. Ve gelmesi gerekiyor ki sete gideceğim. Abi aradım işte Hasan abi. Ve maalesef ki o günlerde ben işte Hasan abi ise Hasan abi, Ali abi ise Ali abi, Mehmet abi ise Mehmet abi diye kaydederdim. Ve herkese böyle kaydederdim. Soy isim çok fazla kullanmadım. Aradım. Hasan abi dedim benim kostümüm nerede, bu nerede, şu nerede? Berk ne diyorsun dedi. Abi sen ne diyorsun dedim. Ya nerede? Meğersem başka bir Hasan abiymiş. O bana derdini anlatana kadar ben zaten hararetli bir şekilde konuyu kapatamadım falan pişman derken başıma böyle bir şey gelmişti. O günden beri de isim, soy isim, bulunduğu yer hepsi telefonumda kayıtlıdır artık. Birini etkilemek istediğinde yaptığın bir jest, mimik var mı? Uzun uzun bakarım. Yani bir bakışım vardı. Onu yapardım. Çocukluğuna dair en çok özlediğin şey ne? Sanırım cüzdansız gezmek. Yani bu böyle sadece bir madde olarak söylemiyorum ama paranın, pulun öneminin olmadığı, özgürce düşünebildiğimiz, özgürce kalabildiğimiz, hiçbir derdimizin olmaması benim en çok özlediğim şeydi. Yani sadece akşam ezanı okunmadan eve gelme telaşıydı en büyük derdim. Özgür kalmayı çok özledim. Çocukken en sevdiğin oyuncak neydi? Ya kesinlikle futbol topu ya. Yani futbol toplarına karşı ayrı bir mutluluğum vardı. Görünce çok mutlu oluyordum. Hatta bazen toplar patlardı, bir şeyler olurdu. Ailemiz o zaman almazdı. Hani bunun kıymetini bilmediğin için. Biz bayağı evde ya da dışarıda kağıtları böyle buruşturup, bantlayıp futbol oynadığımız dönemleri biliyorum. O yüzden futbol topunu çok severim. Asla vazgeçemeyeceğin bir keyfin, zevkin var mı? Var. Gezmeyi çok severim. Yeni yerler görmeyi çok severim. Bunlar için zaman bulmak, zaman ayırmayı çok severim. Böyle dağa çıkayım, farklı bir yere gideyim, farklı bir şey öğreneyim. Bundan galiba hayatımın sonuna kadar hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Kişiliğini en iyi tanımlayan hayvan galiba Sivas Kangalı. Kesinlikle öyle. Yani çocukken benim de bir kangalım vardı. Onu çok iyi tanıyordum. Bence o da beni çok iyi tanıyordu. Sonra büyümeye falan başladı. Bayağı büyüdü. Bu kadar falan oldu. İnsanlar onu dışarıdan çok sert, çok tehlikeli görebiliyordu. Ve yaklaşmakta biraz çekiniyorlardı. Belki ben de biraz öyleyim. Hani kendi özel hayatımda biraz daha sert, daha ciddi durabilen bir insanım. Ama tam bir kangal gibi, kangalın iç dünyası, o pamuk gibi kalbi, merhameti, sevdiklerini koruyan bir taraftan olan hali ben kendime çok benzetirim ve benim de içim pamuk gibi olduğunu buradan söylemiş olayım. En sık kullandığın 3 emoji hangisidir? Bu, şükürken de bu, teşekkürken de bu. Böyle çok samimi geliyor bana bu. Böyle bir biraz esmer el olan. Bir de beyaz kalbi çok kullanırım en sevdiklerimi. Lisede sınıfın neresinde oturuyordun? En arkasında oturuyordum. Bugüne kadar ki bütün sınıflarda en uzun bendim ve en arkada oturuyordum. Ve en arkanın konforu çok güzeldir. Bütün alanı görürsün, her şeye hakimsindir. En arkayı seviyorum. Lisede bir grubum var mıydı? Şöyle oldu, bizim lisede
25 kız, 5 erkektik ve bize zaten o biçilmişti grup oluşumuz. 5 erkek zaten yani yapacak başka bir şey bulamadığımız için grup olmak zorunda kaldık ve çok küçük bir binada okuyorduk. Yani yan yanaydık hep. Lisede popüler miydin? Yani popülerdim yani işte 5 erkeğin içinde belli oluyordum ve o popülerlik katıyordu. Bütün okulda da aslında enerjiktik, neşeliydik. Bir arkadaşım vardı Kenan, onunla beraber haylazlığımızla popüler olduk ama öyle bir problem var. Detaylara girmeyeceğim. Dinlemekten asla sıkılmadığım bir şarkı. Şunu çok severim, bunu çok severim diye bir şeyim yoktur. O an iyi hissettiren her şeyi dinlerim. Ama hadi bir şey söylemem gerekirse, bu aralar Ahiyan diye bir şarkıcı var. Onun Mahkeme şarkısını çok seviyorum. Hatta Ayaz'ı çıkarmak, Ayaz'ı böyle geldiği zaman, ortaya koyduğum zaman onun şarkısını, o şarkısını dinleyerek iyi hissetmiştim ve genelde bu aralar onu çok dinliyorum. Uyuduğun en ilginç yer neresi? Ben her yerde uyuyabilirim. Sette, sahne arasında ama tek bir yer söylemem gerekirse bir gün yemek yerken uyumuştum. Bayağı hani karpuzumu yerken şöyle oturup uyuyakaldığım olmuştu. Hatta arkadaşım şaka yaptığımı falan düşünmüştü ama şaka yapmamıştım çünkü çok yorgundum. En tuhaf takıntın ne? Benim en tuhaf takıntım da galiba bir koku takıntım var. Yani şöyle, insanların kötü kokmasına çok takılmam. İnsanlık halidir, olabilir ama kendimin iyi kokmasına özen göstermeye çalışırım. Bir de şöyle bir şey var. Çocukluğumdan gelen bir şeydi. Bunu da daha yeni fark ettim. Kokularla yerleri, kokularla insanları hatırlıyorum. Bunu belki hepimiz yapıyoruzdur bilmiyorum ama bende bu çok fazlaydı. Mesela küçükken yastığıma biri yattıysa, aile fertlerinden biri, onun kim olduğunu bilirdim. Ne yaptığını bilirdim ve ne kadar yattığına dair her şeyi bilirdim yani. Ya da oradan geçmesi ya da bir yemeğin kokusu beni o geçmişe götürürdü. Ve yani kokuya karşı iyi ya da kötü takıntım var. Sana göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misin? Aynen. Yani sen o kadar şey sarf etmişsin, söylemişsin, her şeyi dökmüşsün. Aynen. O ben deli oluyorum ya. Oyunculuk dışında yetenekli olduğunuz şeyler. Ben çok iyi yemek yaparım. Bunun tamamen annemden gelen bir yeteneğim olduğuna inanıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Tamam, bakıyorsun soğan bu kadar, domates bu kadar, bilmem ne bu kadar. Herkes aynısını yapabiliyor ama el lezzeti mi denir, ne denir? O konuda yeteneğim var. Yani çok lezzetli oluyor diyebilirim. Paranormal bir yeteneğim var mı? Mesela yolda birini görüyorum. Biz küçük bir yerde yaşardık, Rize'nin Ardeşen ilçesinde. Orası çok küçük bir yerde. Orada şöyle şeyler olurdu. Yolda zaten her gün aynı kişilerle karşılaşma ihtimalin oluyordu. Birini gördüğüm zaman benzetirdim. Ya bu bizim o değil mi derdim. O olmazdı. Ama nedense birkaç metre daha yürüdükten sonra onunla karşılaşırdım. Yani küçük bir yer olduğu için değildir. Çünkü bu İstanbul'da da yaşıyorum onu. Mesela diyorum çok alakasız bir yerde. Ya bugün bununla karşılaşabilir miyim mi? Aklıma getirdiğim anda ne alakaysa ya o ya da onunla bağlantılı biriyle karşılaşabiliyorum. Yani bu yetenek olmayabilir gerçi. Ama bunu söylemiş olayım en azından. Başından geçen paranormal bir olay oldu mu? Olmadı. Yani olmasını ister miydim? İsteyebilirdim ama olmadı. Yani ben severim bu tip olayları ama olmadı. Telaffuz etmekte zorlandığım bir kelime var mı? Telaffuz diyormuşum değil mi? Şeyler, şeyler çok fazla dip dipe ise ve bağırmam gereken şey ve şey çok varsa orada ben bağırmam gereken yerde daha fazla düşüyorum. Hangi hareketi yapan insanları hayatından hemen uzaklaştırırsın? Yersiz ego, kibir ve bencil insanları hayatımdan uzaklaştırırım. Yani bunları yapan insanları uzaklaştırırım. Egoyu severim, bazı insanlara yakıştırırım, altını doldurabiliyorsa. Ama yersiz, saçma sapan bir bencilliği, egoyu sevmem, hayatımda da tutmak istemem açıkçası. En son söylediğin yalanı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bir arkadaşıma söz vermiştim, bak. Hatta şöyle olmuştu. Bir haftadır konuşuyorduk. Oğlum bak bugün kesinlikle görüşüyoruz. Kesinlikle bak ne olursa olsun çok özledik. Oturalım sohbet edelim. Bir de biraz dertliydi. Ben çok yükseltmiştim. Oturacağız şöyle yapacağız falan. Sonra ben unuttum. Unuttum ve ben spor salonunda bir story paylaştım. Sonra o da bana dedi ki oğlum çok ayıp ettin falan dedi. Ben de kardeşim gerçekten eski fotoğraf bilmem ne falan pişman öyle şeyler. Öyle bir yalan söylemiştim. Buradan ona da özür dilerim kardeşim. Bu röportajda hiç yalan söyledim mi? Hiç yalan söylemedim. Gayet de net. Sorularınız bitti. Sürçülisan ettiysem affola. Ben çok keyif aldım bu soruları cevaplarken. Umarım siz de çok keyif alırsınız. Beğenmenizi, abone olmanızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini okuyacağım. İyi günler.